Vay 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 vay, ortalık dağılmış. Emmi kolay gelsin. Türkiye'nin dört bir yanına kuluçka makinesi göndermeye devam ediyoruz. El yapımı kuluçka makinesinde dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir? Kuluçka makinesi yapacağım. Neyine önem vermeliyim? Ya ısısına, termostatına, restans kablosuna, sahlama kabına dikkat etmek lazım. Yani makine yaptım, civciv çıkaracağım diye ağır bedeller, rakamlar ödemeye gerek yok. Aranan özellik şudur: ısı kaybı olmasın, fatura getirmesin, civciv çıkarsın. Üreticinin aradığı şey budur. Isı ve nemle alakalı çok merak ediliyor. Isı kaç olmalı? Isıyı zaten ayarlayıp gönderiyoruz. 37,7 ısı, 50 bandında da nem. Nemi nasıl ayarlayacağım diyor. Az su koyarak, çok su koyarak burada nem gösterecek, 50'yi gösterecek. Zaten insanlar fazla da tafarata, detaya girmesin. Bizim köydeki tavuğun nem ölçeri mi var? Çevirme işlemi nasıl olacak? Çevirmeyi merak ediyorlar. Şurada gösterir misin baba? Bıldırcın koyacaklarsa 14 gün, hindi koyacaklarsa 28 gün. Çevirsinler, ondan sonra daha çevirmesinler, çıkıma bıraksınlar. Bir yumurtayı koydum mesela. Nasıl çevirmen gerekiyor? Ya şöyle Yumurtayı koydun. el içine şöyle hafiften sevsinler. Bir tur yeterli, zaten dolusunu bir tur anca artırır. Bir defasında sağ yapar, bir defasında sola. Suyunu da bir köşeye koysun. Hepsi olur. Bitti. Zaten diğer termostatı sayarını ben yapıyorum. Kendilerine bir şey bırakmıyorum. Anaokulunda öğrenciler kullanıyor. O kadar kullanışlı. İsterseniz yumurtayla beraber, isterseniz sadece kuluçka Onların makinesini. gönderdiği parayı fazlasıyla iade edeceğim. Bana güvenmeye devam etsinler. Adamsın. Sağ ol.